Yaşlı adamın bir tanesi cep telefon tamircisine gitmiş. Titrek elleriyle elinde tuttuğu telefonu telefon tamircisine uzatmış. Telefon tamircisi telefonu alıp buyur bey amca demiş. Oğlum demiş telefonun bozuk. Ona bir bakar mısın, bir yapar mısın? Tabii telefon bu yeni modellerden değil, eski model bir telefon. Telefon tamircisi biraz inceledikten sonra ve birkaç da deneme yaptıktan sonra telefonun bozuk olmadığını anlamış. İhtiyara dönmüş ve telefonu geri vermiş. Demiş ki, bey amca telefonunuz bozuk değil, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Adam bunun üzerine yaşlı gözlerle telefon tamircisine bakmış ve demiş ki, ama nasıl olur? Günlerdir benim çocuklarım beni hiç aramıyor. Yani bazen bazı hikayeler anlatıyoruz, bazı sözler söylüyoruz, bazı olaylarla karşılaşıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor ya, işte ben bunu ilk dinlediğimde şöyle tüylerim diken diken oldu. Dedim ki eyvah ya, acaba biz de annemizi ve babamızı arama konusunda ihmalkarlık yapıyor muyuz? Mesela siz annenizi veya babanızı en son ne zaman aradınız? Uzun zaman oldu, hatırlamıyorum. Uzun zaman oldu. İki haftayı geçti. İki haftayı geçti. İşte insan belli bir yaşa ulaşınca, artık yaşlanınca diyelim ya da yaş alınca o çocuklarının aramasını çok fazla önemsiyor. O yüzden evlatlarımıza, yavrularımıza şunu sık sık hatırlatmamız lazım. Yarın kendileri de bir anne, bir baba olacaklar. Hayatta iken, şu an et ve kemik halindeyken, yaşıyorken annelerimize ve babalarımıza çok ama çok fazla değer vermeli. Onları sık sık arayarak sevgimizi ve muhabbetimizi onlara göstermeliyiz. Bir gün sevgili peygamberimiz hutbe veriyor. Hutbeye çıkarken, minbere çıkarken birinci basamakta amin diyor. İkinci basamakta amin diyor. Üçüncü basamakta da amin diyor. İniyor, hutbe bitiyor. Sahabiler hemen etrafını sarıyor. Ya Resulallah, işte minbere çıkarken ilk basamakta amin dediniz. İkinci basamakta amin dediniz. Üçüncüde de amin dediniz. Nedir bu işin sebebi, hikmeti deyince sevgili peygamberimiz diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, yoluna kurban oluruz, Cebrail geldi diyor. Her basamakta ayrı ayrı dua etti. Ben de amin dedim. Ne dedi ya Resulallah diyorlar. Birinci basamakta dedi ki, kim ki yanında senin adın anılır da sallallahu aleyhi ve sellem selavat getirmezse burnu yere sürtülsün dedi. Amin dedim diyor. İkinci basamak az evvelki anlattığım konuyla ilgili. Kim ki diyor anne ve babanızın sağlığına erişir de onların hayır dualarını alarak kendini affettirecek ameller elde etmezse burnu yere sürtülsün dedi diyor. Amin dedim diyor. Üçüncü basamakta kim ki Ramazan orucuna denk gelir de, hani biliyorsunuz Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ya. Kim ki diyor ona denk gelir de kendini kurtaracak, cehennem azabından kurtaracak ameller işlemezse burnu yere sürtülsün dedi. Amin dedim diyor. Gençler, bizim inancımızda babanın evladına duası peygamberin ümmetine duası gibi. Yani bizim eğer işimiz yolunda gitmiyorsa, kafamızdaki bazı soruların cevabını bulamıyorsak, ya bir şeyleri yapıyor, tırmalıyor, başarı elde edemiyorsak, bakın, inanın orada babanın duası yoktur. Babanın duasının alındığı, annenin duasının alındığı her iş rahmetlidir, her iş bereketlidir, her işte başarı vardır. O yüzden onlar yaşıyorken ne yapmamız lazım? Tırnağının ucundan, saçının teline kadar öpsek, hakkını helal et bana desek, hayır duasını almak için yalvarsak, yakarsak yeridir. O yüzden annelerimizi ve babalarımızı lütfen yaşarken ihmal etmeyelim. Ama maalesef biz ülke olarak yaşarken kıymet verenlerden değil, ölünce ballandıranlardanız. İnşallah bizler mezarına çiçek götüren değil, o yaşadığımız güzel anların hatırı için
ona bol bol sadakayı cariye hükmünde dualar gönderen evlatlardan olalım inşallah.